Günümüz aydın olsun inşallah. Amin. İçimiz huzurla dolsun. Amin. Stüdyomuz bereketli olsun. Amin. Her şeyimiz yolunda olsun inşallah. Ekran başında hastanelerde olanlara şifalar versin Rabbim. Aslı burada, Kayahan burada, Gamze yok. Gamze teklifini sundu ve gitti. Aslında imzayı attı. Çünkü neden bugün söylüyorsun dediğimde dedi ki ben bir gün sonra açıklama yapacağımı söyledim. Ailemle görüştüm. Bütün ailece ortak kararımız bu. Neydi ortak karar? Dediler ki Kayahan tüm haklarından ailemizin üzerinde bulunan taşınır taşınmaz tüm haklarından vazgeçerse buyurun evlenin dediler. Burada kıyamet koptu. Aslı bunu kabul etmedi. Sonra yayın sonrası konuştunuz mu? Yok Sedam, biz hiç konuşmuyoruz buranın. Konuşmadığın belli kıyafetinden. Evet abla. Evet. Zaten ben kendi sözleşmemde yazmıştım Seda'nın benim kıyafetime karışamaz. Öyle bir iki gün uzun giydim yani giyebildiğimi de görmesi adına. Ama ben buyum, kendimden vazgeçmem. Suratıma da bakmıyor zaten. Kıyafetim senin sözleşmem mi önemli, benim belki. Sözleşmem mi önemli? Benim kıyafetime karışamazsın. Karışırım. Karışamazsın. Karışırım. Neden karışabilirsin? Erkeğim ben, karışırım. Öyle cinsiyetçi şekilde öz başına mısın sen? Öz başına mısın sen ya? Öyle bir dünya mı var ya? Seviyorum seviyorum deyip de yani kendi başına yapamazsın ben bunları ya. Bu hareketleri yapamazsın diye. Ya. Sen benim kıyafetlerime karışma hakkına sahip olmuyorsun. Ne yapayım o zaman? Zaten ablan da muslukları kesti. Ya bu fikirden, bu düşünceden biraz çık ya. Ya bugüne kadar değişmedin, bari bugün değiş ya. Gamze'nin o hamlesinden sonra Kayahan'ın kuzeni Tuğba'dan mesaj var, hazır mı? Evet. Bakın dinleyin ne diyor. Seda Hanım iyi yayınlar. Aslı sürekli diyor ben ev işi yapamam, temizlik yapamam, cam silemem. Sanki Kayahan kadın, Aslı erkek. Yani böyle bir terbiyesizlik olur mu? Kayahan utanmıyor musun? Oğlum bizi yedi düvele rezil ettin. Kalk silkelen. Yemin ediyorum annemi zor sakinleştiriyoruz. Benim oğlum bu değil diyor. Çiğdem aradı, zor sakinleştirdim. Sen bizi rezil etmeye devam ediyorsun. Iğdır'da sokağa çıkamaz hale geldik. Bizim hiçbirimizin onayı yok. Lütfen rica ediyorum sizden. Bunun gereğini yapın. Kayahan Iğdır'a dönsün. En hayırlısı bu olacak. Rica ediyorum sizden. Aslı'ya çok güzel akıllar vermişler. Kim verdi bilemiyoruz artık ama ev istemiş, tarla istemiş. Hangi hakla tarla ister, ev ister? Biz anlamıyoruz ki bu Aslı'nın nasıl bir kafası var. Biz bilmiyoruz bu Aslı'yı. Tanıyamadık. Tanımak da zaten istemiyoruz. Gitsin o pavyonlarda çalışsın. Ne yapıyorsa yapsın. Bizim yakamızdan düşsün artık. Nefret ettik ondan. Sürekli yeni yeni bir şeyler çıkarıyor. Kağıt getiriyor. Kağıt imzalayacaksın. Benim dediğimi yapacaksın. Ona karışmayacaksın, bunu yutacaksın. Sen kendini nerede görüyorsun? Çık git hayatımızdan. İstemiyoruz seni. Evet Aslı, ne diyorsun? Seda Hanım, ben bu kelimeyi Gamze Hanım'ın kullanmaması için uyarmıştım. Şimdi Tuğba Hanım kullanıyor. Hiç sorun değil. İkisine de dava açarım. Daha çok mal mülk talep ederim. Ben neden mal mülk istiyorum? Kimse bana akıl vermedi. Benim annem asla öyle bir insan değil. Hatta bana kızıyor böyle bir talepte bulunduğum için. Ama ben istiyorum. Çünkü böyle bir mal varlığın olduğunu yeni öğrendim. 1,5 senelik bir ilişkimiz var. Bu zamana kadar saklanması bana hiç normal gelmiyor. Abi, hadi 3 ay geçsin, 5 ay geçsin. Saklarım ya, saklarım. Söyle. Neden acaba? Saklarım, beni, zamanı var demek. Beni kullanmak zamanı için var demek. Sen neyini kullanacağım ben ya? Zamanı var demek. 1,5 senedir öğrenmedim. Bu zaman ne kadar zamanı bir var? Zaman? Ben akıllı erkeğim ya. Ne kadar sürecek bu zaman? Düğün olmadan, nişan olmadan, kın olmadan ne? Sana niye söyleyeyim oldu, ki ben ne var mı var ya? Aradan 5 sene geçsin, senin hiçbir mal varlığın olduğunu niye söyleyeyim ki sana ya? Bilmiyim. Her şeyin bir üslubu var ya. Her şeyin zamanı sen var, zamanı var. Diyorsun ya ben erkeğim, ben erkeğim. Evet, erkek olanın zaten cömert olması gerekiyor. Ben zaten cömertim. Sen daha cömert değilsin. Yeter arkadaş ya. Bana o yüzüğü layık gördüğün için cömert bir adam değilsin. Ne alacağım sana
Bak ne alacağım sana diyorsun. Milyonluk sen sana yüzük mü alacağım milyonluk? Sende var ama bana yapmıyorsun. Allah. Asıl beni layık görmen gerekiyor. Zamanı gelince yapacağım. Şimdi, zamanı gelince yapacağım zaten ya. Ben bunları düşünmüyor muyum? Eski sevgilim buraya görüntüler gönderdi. Sen yalan ya, dedin. Bana ne var eski sevgilimden ya? Yüzük bana ne var ya? Telefon alınmış ona. Bana dedin ki ben o telefonu kendim bile kullanmıyorum. Ben hiçbir şey de almamışım. Her şeye inanıyorsun. Hiçbir şey almadım ben. Hepsini sen almışsın. Almadım ben. Durumun olduğu almadım için almışsın. Ben. Almadım. Bana neden alınmıyor? Almadım diyorum ya. Alacaksın. Almadım bana diyorum. Bana da alacaksın. Ben kimseye almadım ki sana da alayım ya. Semra. Yeter ya. Tuğba'nın mesajını da dinledin. Evet, onun mesajını da dinledim ama ben bütün kabahati Kayhan'a buluyorum. Kayhan, madem bu kadar zengin bir ailenin evladısın, Aslı'nın bütün istediği istekleri yerine getirmelisin. Evine, üzerine arabada almalısın, mal mülk tabii evde yapmalısın. Tabii. Hatta ona aylık bir para bile bağlamalısın Allah Allah. Ki... Artık gelin maaşı var. Evet, ihtiyaçlarını karşılasın ama Aslı evet, yerden göğe kadar haklı. İste Aslı, bütün isteklerini talep et. Semra Hanım hatta bana devamlı pavyon deyip durdukları için, ailesinin beni bu kadar rencide ben ettiği diyorum için. Ben mi diyorum? Ailen söylüyor. Ben mi diyorum? Beni üzüyor. Sen de benim yüzümü güldür. Ben mi diyorum? Bana hediye ben al. Ben mi diyorum ya? Yine aile kelimesini ben kullanıyorsun. Çoğal kelime ya. Biri Çiğdem, ablam biri kuzenim bitti gitti. Annemi zor sakinleştiriyoruz. Çiğdem aradı zor sakinleştiriyoruz. Annem mi sana diyor pavyon muhabbetini açıyor? Yok. Bilmiyorum yani. Annemi çoğal bir kere konuşuyorsun burada hayatımda ya. Çoğal konuşuyorsun burada ya. Yeter ya. Farkında mısın sen kuzeninin söylediklerini? Dinledin mi Sezgah'ı? Abi anlamıyorlar. Senin gibi onlar da anlamıyor. Sen evet aylarca anlamıyorsun, onlar da anlamıyor. Ailen... Değiş değiş diyorum, bak giyindiğin elbiseye bak, eteğine bak. Ben böyle mutluyum. Sen beni değiştiremezsin. Senin abi ailen de beni değiştiremez. Ben bu halinle ben mutsuzum. Ben şu an gayet kombinimi beğendim. Çok da mutlu hissediyorum. Sen benim böyle gördün bu, daha mı moralim bozuldu? Bozuldu abla ya. Kalk bakayım Aslı. Çok konu aşk mı kombin mi? Evlilik mi kombin mi? Sen buraya kombin için mi çıktın? Ben anlamıyorum ki ya. Benim en başından beri bir tarzım var. Ben ilk günden beri sana söylüyorum. Ben buyum, renkli bir karakterim ya, var. Tarzım, ya standardım tamam, dışında. Sen sevgin de yalan, düşüncelerim de dışında. Tamam yalan. Sen erkek olduğun için beni baskılayamazsın. Ben de... Abi ben değil. Hangi erkek olsa böyle yapar, anladın mı? Bu algıyı ben kırmak istiyorum. Yeryüzündeki hangi erkek varsa böyle yapar ya. Sen, bu senin düşüncen. Sen suyunu çıkarmışsın ya. Hayır, bu senin düşüncen. Hayır. Evet, bu senin hayır düşüncen. Herkes de sor ya burada ya. Sen gururla aslında başını dik bir şekilde lan benimle nasıl ben dik başını, nasıl yürüyeceğim? Yürüyemiyorum arkadaşım. Neden ya? Neden? Neden ha burada? O zaman arabanı çekeceksin kapıya, arabanla ya gideceksin. Ya ne arabası ya? Ya. Bırak ya sonuçta bırak arabaya da binseniz bir mekana gireceksiniz. Evet. Bir tamam restorana ya gireceksiniz. Onu söylüyor. Yani sadece arabayla alakalı bir şey değil bu. Arabadan indin bir mekana girdin ya da bir restorana girdin, ne bileyim bir yere girdin, sinemaya girdin. Yani Tülay. Şimdi ben yine Aslı'ya bir şey söylemek istiyorum. Aslı diyorsun ya Kayhan'ı ben seviyorum diye. Şimdi belki bu sözleşmeden dolayı aile seni evlenene kadar bir sınavdan geçirmiş olabilir. Sen Kayhan'a hayır dedikçe bu sınavı bence kaybediyorsun. Eğer gerçekten Kayhan'ı seviyorsan bunlara evet diyecektin. Aile de belki sana o zaman onay verecekti. Ama sen Kayhan'ın her şeyine hayır diyorsun. Ve Kayhan senin için çok mücadele ediyor. Yani evlenmeden önce ilk defa sende görüyorum. Bana mal versinler, araba versinler, tarla istiyorum, şunu istiyorum, bunu istiyorum dediğini. Tülay Hanım ben ne gün değişmeye başladım size söyleyeyim. Burada o kadar kendimi tutmaya çalıştım, gözümden o damla yaş aktı. Dedim ki Kayhan'ın iyiliği için aşkımdan bile vazgeçerim dedim. Çünkü sanıyorum ki Kayhan sahne alamıyor, bizim imkanımız yok. Ben kettle'da makarna yapmaya çalışırken bu adam demedi gidelim kasaba et alalım diye. Şimdi diyor ki Aslı'ya ben her gün kebap yedirdim. Lan burnundan ben... gelsin ya. Burnundan gelsin senin ya. Burnundan gelsin ya. Hiçbir şey demiyorum sana. Yalan söylüyorsun çünkü. Burnundan gelsin, sana hiçbir nasıl şey söylemiyorum. Nasıl üzüldüm? Ya. Senin sahnelerin beni ulan her gün et yiyorsun sen evde ya. Burnundan gelsin ya. Vallahi billahi ya. Yalan söylüyorsun. Senin göresi yüzüm yok artık ya. Yeter ya. Söylediği kelimeye bak abla ya.
Ben burada haftalarca her gün diyorum ya, her gün ya. Sen ne zaman ben gerçekleri anlatsam bu şekilde bağırıp üste çıkmaya çalışıyorsun. Nasıl gerçeği ya? Gerçek. Ben burada o gün üzüldüm, dedim ki sevdiğim adamı işinden etmişim. Aşkımdan bile vazgeçerim. Dedim ki ben evimi toplamaya başlayacağım ki başladım da benim evim şu an pırıl pırıl. Sen yoksun, daha tam biri de yok. Evim gerçekten zaten her gün gidiyorum. Zaten en son ben temizledim, boyadım, gitti. Ya yalan pırıl söyleme. Pırıl. Gelmediğin kurban için. Ol bana ya. Nereden biliyorsun? Ben yaptım. Sen hiçbir şey temizlemedin. Ben yaptım, ben boyadım. Yerler boyamadım ya. Herkes gördü ya. Ya uydurma, yerler boya içindeydi. Bir zahmet onda sen kazı ya. Ben kaç tane sen, benden var? 100 tane Kayahan mı var ya? Bir yeter dinler ya. Dinler misin ya? Önce dinle, ondan sonra yorum yap. Benzitlik yapıyorsun burada sen ya. Yeter ya. Bak şu an nasıl bir doğru noktaya parmak bastım farkındasın ve sinirleniyorsun. Madem imkanın vardı bana kettle'da makarna yaptırmayacaktın. Alacaktın, elimi tutacaktın, beni restorana götürecektin. Evet, Tülay yarım kaldı, bir şey eklemek istiyor. Şimdi Aslı kettle'da bana makarna yaptırdı diyorsun. Zaten çocuk şeyi hazırlamıştı. Dedi ki ekmek almaya gideyim dedi bakkala. Sen de dedi bir makarna haşla dedi. Zaten ana yemek vardı. Evet. Sen kalktın kettle'da makarna haşladın. Hiç olmayacak bir şey yani. Burada Kayahan'ı suçlayamazsın. Ben Kayahan için adım atmaya başladım. Temizlik yapmaya da başladım. O her şeyini benden esirgedi. Neyi mi esirgedim ya? Ya bana aldığın yüzük. Sen bana sevgililer gibi. Ulan bir dur, zamanı gelsin. Arsayı satalım. Zamanı gelsin, arabaya binelim. Ben hazır zamanı niye yiyeyim ki ben? İşte evlendikten sonra seninle bunu tüketebiliriz. İşte bu yüzden Gamze elinde böyle bir anlaşmayla geldi. Biraz önce ne dedi? Bunu not alın. Zamanı gelsin, arsayı satalım. Arabayı, evi satalım. Bu yüzden. Peki o zaman. Önemli bir gelişme. Kapı açılsın. Kapının arkasında kim olabilir? Kim tahmin edecek? Demet? Gamze elinde pankartla geliyor olabilir. Annesi başka mi geldi yoksa? Semra, kısa kısa. Bence annesi geliyor Aslı'nın. Başka? Tuğba olabilir mi? Bilmiyorum. Tuğba değil ama onu biliyorum. Eskilerden. Söyle Şükran. Eski sevgilisi olabilir. Burası tam karıştın. Aslı'nın yüzüne bana bir bakışı var Aslı'nın. Teyzesi, halası olabilir Kaya'nın.